Sevgili Finans ve Borsa Kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ereğli'nin, Aselsan'ın ve SASA hissesinin detaylı bir incelemesini gerçekleştireceğiz ve videonun sonuna doğru bu hisselerle ilgili nerelerden alım satım yapılabilir ve hisselerin gelecekteki fiyatlamaları nereye doğru gidebilir? Bununla ilgili kısa bir şahsi görüşümü, yorumumu belirteceğim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz Telegram ve Instagram gruplarımıza da katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu ayın 15'inde yapacağımız Osmanlı yatırımla birlikte yine ücretsiz bir seminer gerçekleşecek. Burada kısa vadeli alım satım stratejileri ve kısa vadeli işlemler nasıl yapılır sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Yine linkler oluştuğu zaman sizinle birlikte paylaşacağım. Beklemede kalabilirsiniz. Şimdi erelli demir çelik hissesine geldiğimiz zaman burada öncelikle birkaç indikatörle ardından destek direnç noktası ile inceleme yapacağız. Bildiğiniz gibi aslında bizim indikatörlerimizin çoğu bize destek direnç noktalarını veriyorlar çünkü doğru indikatör kullanımını seçebiliyoruz. Bollinger bandlarını directional movement indeksi ve burada bir de göreceli güç endeksini seçiyorum. Şimdi Göreceli güç endeksine baktığımız zaman 13 Eylül'den burada 6 Ekim'e kadar yani neredeyse bir 25 gün kadar RSI 37'lerin 35'lerin altında seyretti. Hatta şurada bir dip seviyesi olan 21'li RSI'lere kadar indi. Sonra RSI'de ciddi bir gelişme başladı ve şu anda 55 seviyelerine kadar geldi ve yukarı yönde gidişatının devam ettiğini görüyoruz. Zaten tam bugün yani 11 Ekim günü Directional Movement Index'te bir al sinyali geldi ve yukarı yönlü bir çıkışın bize başlayacağı söylendi. Şimdi burada en önemli noktalardan biri Bollinger Bandı. Bollinger Bandı 16 lira 80 kuruşların çok güzel bir destek olacağını bizlere söylüyor. Buranın altına inmediği sürece yani Bollinger Bandı'nın üst kanalında hareket ettiği sürece bizim için sorunsuzdur iyi devam edecek diyebiliriz. Wave trend para akışı endeksi ve kafman attığımızda kafmanın bize söylediği seviyeler bakın yine bollinger bandın orta kanalı ile aşağı yukarı aynı olan seviye 16.85 seviyesini söylüyor. Kafmana göre de 16.85'in altına inmediğimiz sürece herhangi bir sorun yok. Wave Trend'de yine bizim özel stratejimiz olan bildiğiniz gibi al sat al geldiği zaman ilk sinyali değerlendir. Şeyini uyguladığımız zaman stratejisini şu an çok ciddi bir kar marjı içerisindeydik. Yine yeşil kırmızı yeşilde yeşil bizim için devam sinyali olduğu için burada yükselişin devam ettiğini görebiliyoruz. MFA'ya baktığımızda bir para girişiyle karşı karşıyayız. Para girişi şurada onlardan 80'lere kadar girmesi ama bu para girişi girişine kadar bu kadar az bir yükseliş. Yani şöyle baktığımız zaman en dip seviyesi sanırım şuralar. Şuradan yukarı yönlü %10'luk bir yükselişle karşı karşıyayız. Fakat para girişi eksi onlar seviyesinden 80'lere kadar olmuş. Bir tek burada bir sıkıntımız var. Şimdi destek direnç noktalarına baktığım zaman. Ereğli'nin yapabileceği hareketler aslında gayet sınırlı gözüküyor bizler için. Şu anda geldiği seviye 14 lira 55 kuruşlar seviyesi. Bunu birkaç kere burada 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 direnç olarak kullandığı için burada belki bir zorlanma geri çekilme sağlayacaktır. Geri çekildiği takdirde geleceği yer 17 lira 2 kuruşlar seviyesidir. Bunu aşağı yönlü kırdığımızdaki ilk hedefi 16 lira 16 kuruşlardır. Eğer burada bekleme yapmadan yukarı yönlü kırabilirse hedefi çok güzel bir şekilde 18 lira 30 kuruşlar seviyesidir. Bunu da kırdığı zaman 18 lira 90 kuruşlar hedef seviyesine doğru ilerleyeceği mümkündür. Hemen Aselsan hissesiyle devam edelim. Aselsan için indikatörlerimizi koyduk ve yükselişin nasıl olduğunu şu an incelemeye başlayacağız sizlerle. Bakın şu gün yani 30 Eylül itibariyle Bollinger bandının üst kanadına bir geçiş sağlanmış ve bundan sonra hafif düzeltmeler yaparak yukarı yöne devam edilmiş. Şu anda bakıldığında Bollinger bandının üst kanalının dışında çıkması muhakkak içine gireceğinden dolayı ufak bir geri çekilme, bir kar realizasyonu, bir düzeltme gerçekleşeceği sinyali bizlere veriyor. Burada önemli seviye 15 lira 2 kuruşların altına inmemesi seviyesidir. Görecelik 3 endeksine baktığımızda ciddi bir yükselişle 63 seviyelerine kadar geldiğini görüyoruz. Fakat bu Indeksin çok hızlı bir şekilde, çok abartı bir şekilde kesiştiğini görüyoruz. Burada muhtemel bir kar realizasyonuyla geri çekilme olacaktır. Bu bir söz konusudur diyebilirim sizlere. Kafman hareketli ortalamasına baktığımızda yine bize söylediği yerler 15 lira 12 kuruşlar seviyesi oluyor. Bollinger bandına aşağı yukarı yakın bir seviyeleri söylüyor. Yine burada al sat al geldiği için al sinyalini uyguluyoruz ve yukarı yönde ciddi bir çıkış var ama Wave Threat de hızlı bir aşırı çıkış olduğu için bunu mutlaka kar realizasyonlarının gelebileceğini şahsen düşünüyorum. Bunlara temkinli olmalıyız. Bu seviyelerden alım için düzeltmeler bekleyebiliriz. Burada para akışına baktığımız zaman 20 Eylül ile 11 Ekim arası yani 20 gün içerisinde para akışı endeksi burada 20 seviyesinden 80 seviyesine çok ciddi bir sıçrayış gerçekleştirmiş. Bu da yine analizlerimiz için alması gereken bir durumdur. Söz konusu durumdur. Aselsan'ın destek noktalarına baktığım zaman sizin için destek direnç çizerken biraz çoğaltmaya çalıştım. Çünkü burada hareketleri çok kısıtlı olacaktır Aselsan hissesinde ve bizi eksiye götürebilir hızlıca. Şimdi üstündeki direnç olan 15.96 kuruşları geçtiği zaman yukarı yönde 16 ilimlerde bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Burayı da kırdığı zaman önünün açık olduğunu görebiliriz. Fakat eğer buradaki direncini kıramayıp aşağı yönünü çekilirse ki bu kadar hızlı yükselişin bir kar realizasyonu olabilecektir. Burada ilk noktalarının 15.75 ikinci noktalarının ise 15.50 olabildiğini görebiliyoruz. Eğer kötü bir durum söz konusu olursa bu nokta da aşağı yönlü kırılır ve burada 15-20'ler, 15-15'ler seviyesine kadar bir geri çekilme, bir gerileme görebiliriz. Bu durumlar bizim için kritiktir. Ben burada umudumuz ki 15-75'den yani ufak bir düzeltme yapıp ondan sonra tekrar direncini kırarak devam etmesi olmalıdır. Çünkü desteklerden güç aldıktan sonra yani buradan doğrudan kırarak devam ederse yeşil 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 mumlarla devam etmesi. Nazaran şuradan bir destek bulup ufak bir düzeltmesini, kar realizasyonlarının gerçekleştirildiğini bizlere hissettirip ufak bir düzeltme yapar. Buradan güç alır yani destekten güçlenip yukarı yönlü çıkışına devam ederse aynı Ereli de olabileceği gibi burada hem yükselişler daha net olur hem yükselişler daha güvenilir olur. O yüzden bizler mutlaka destekten dönüp yukarı yönlü çıkmasını tercih etmeliyiz. Bugün sizlerle birlikte Ereğli ve Aselsan yorumlarını gerçekleştirdik. Aselsan'ın yaptığı genel şirket bilgilerini çalıştık çarpanlarına ve bilançolarını inceleme fırsatımız olursa görebiliyoruz ki oldukça güzel, oldukça iyi bir şirket ve yukarı yönde gitmemesi için tabii ki büyük sıkıntılar dışında bir sorunu yok. Genel sıkıntısı öz sermaye karlılığı üzerine. Ereğli'ye geldiğimiz zaman gayet güzel bir şirket. Sektörün en iyi şirketleri arasındaydı ama yüksek fiyatlardan dolayı en iyi sıfatını çarpanlar bazında kaybetmişti. Diplere düşerek tekrardan bunu almaya başladı. Yine iyi kar marjları iyi temettü geldiği sürece Ereğli ileri doğru ilerlemeye devam edecektir. Videomuzu izlediğiniz Dediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.